Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sev Kardeşim isimli şarkının notalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eserimiz görüldüğü üzere 2 dörtlük. Bu 2 dörtlük, 3 dörtlük, 4 dörtlük nedir hocam diye soranlar oluyor. Şimdi bu gördüğünüz çizgiler ölçü çizgileri arkadaşlar. Her ölçüde 2 dörtlük notaların bulunduğunu söylüyor bize bu anahtar. Her ölçüde 2 dörtlük, toplamda 2 dörtlük notalarımız var. Görüldüğü üzere 1 dörtlük, 2 tane 8'lik var, 2 8'lik 1 dörtlük, toplamda 2 dörtlük notalarımız mevcut eserimizde. Eserimizi ben re minör yazdım. Normalde bu eser la üzeri yazılmıştı. Ben okuldaki koro çalışmalarıma uygun hale getirmek üzere bunu re üzeri yazdım, re minör. Yani si'ler bemol olacak şekilde ve burada da görüldüğü üzere do diyez olacak. Diyez ve bemolden bahsedeyim kısaca. Diyez arkadaşlar önüne geldiği notayı yarım ses tizleştiriyor, yani inceltiyor. Do yanına diyez geldiği zaman sol tarafına do diyez oluyor. Bemol ise önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırıyor. Yani yarım ses pesleştiriyor. Bunlardan bahsettikten sonra dilerseniz ilk bölümü 100 tempoda dinleyelim. Evet. İlk bölüm bu şekilde arkadaşlar. Burada röpriz olduğu için tekrar dinletiyorum. Yani iki defa dinliyoruz. İki defa çalıyor burası. Tekrar dinletiyorum arkadaşlar. Evet, ilk bölüm ezgisi bu şekilde. İkinci bölümü dinleyelim. Yine burada röprizimiz var. Röpriz tekrar demek arkadaşlar. Biraz önce bahsettiğim gibi. Evet, 16. ölçü. Buradan devam edelim tekrar. Birkaç bilgi daha vereyim arkadaşlar. Nota bağımız var. Bu eser üzerinde kısaca bahsedeyim. Bu nota bağları arkadaşlar iki notayı birbirine bağlıyor. Adı üzerinde nota bağı. Yani burada sol iki tane sol notası varsa bunu birleştiriyoruz. Bir tane sol ve uzun sol olarak okuyoruz. Burada harfleri de uzattım ve anlaşılır olsun diye la iki notayı birleştiriyoruz ve tek la üzerinde uzun la olarak okuyoruz arkadaşlar. Si'lerin önüne tekrar bemol koydum. Karıştırılmasın diye. Normalde aslında notaların altına böyle bu şekilde isimleri yazılmaz ama gözleriniz aşina olması için bunları da tekrar altlarına yazdım arkadaşlar. Dilerseniz tekrar dinleyelim. Normal temposunda dinleyelim bu sefer. 120 tempoda dinleyelim.
Eserimiz bu şekilde arkadaşlar. Sorunuz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.